Merhaba. Merhabalar efendim. Tekrar hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şöyle kısaca toparlamak gerekirse, araya gitmeden önce çok önemli noktalara işaret ettiniz. Özellikle yeni büyükşehir yasasıyla birlikte köyün mahalle olduğunu, sizin köyünüzün de ve birçok köy bundan etkilendi. Artık mahalle olarak idari biriminin tanımlandığını, mahalle olmasıyla beraber artık hayvancılığı, şu anki yaptığınız şartlarda, fiziki koşullarda yapamayacağınızı, yani mahallenin dışına taşımanız gerektiğini, bunun çok önemli bir problem olduğunu belirttiniz. Yine evet. Köylü, üretici, çiftçi, küçük işletme, büyük işletme ayrımı yaptınız son derece. Önemli tespitlerdendi. Yine bugünün ana gündem maddesine ilişkin ve ben bu noktada kesmiştim tam da bunları söyledikten sonra. Buyurunuz, ne ilave etmek istersiniz? Efendim, yani sonuçta evet. Hükümetimizin bu genel kapsam zaten zannediyorum ki devlet büyükleri tarafından bu tesislerin yapıldığı, yani tespitlerin yapıldığı kanaatindeyim. Ama artık ne zaman düzenlemeye alınır, ne zaman planlamaya alınır artık orasını bilemiyorum. Ama çok acil bu çözümlerin alınması gerekir. Çünkü köylü üretimden vazgeçmek üzere. Bunu bizzat kendi köyümde tespit ediyorum. Çünkü tarımsal, birebir tarımsal faaliyet gösteren çiftçi sayısı yaklaşık 22 kişi civarında yazıyor. Evet. 26 bin dekar yeri eken. Dolayısıyla işte geçmiş olduğumuz 4 yıllık dönem içerisinde de bayağı toprak satışları oldu. Evet. Yani dolayısıyla bizlerin üretimden el çektirilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Son derece önemli bir kanaat. Çünkü geri dönüşü en zor olan sektör aynı zamanda. Evet, yani ben köyüme küser. Evet. Ben tarıma küser. Evet. Şehirlere gidecek olursam problemler devasa bir şekilde büyüyecektir. Dolayısıyla bu sorunu yaşamadan önce, bu noktadan önce önlem almak gerekiyor. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz Zeynel Bey. Çok önemli katkılar sağladınız. Sağ olunuz. Ben de çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Üretime devam lütfen. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, önemli noktalara işaret ettiler ve hakikaten meslekler içerisinde, dünyadaki meslekler içerisinde vazgeçildikten sonra geri dönüşü en zor olan meslek çiftçilik. Tekrar üretime dönmek hakikaten çok zor. Dönem dönem geri dönüş projeleri de yapılır. Köye geri dönüş projeleri, üretime yeniden katılmaya ilişkin, özendirmeye ilişkin projeler de yapılıyor. Asıl olan, evet, bunlar yapılsın, bu ayrı bir boyut. Fakat asıl olan vazgeçmeden önce önlem almak durumundayız. Yarınımız için, geleceğimiz için aile işletmelerinin var olması gerekiyor. Ve bir başka telefonla devam edelim. Müslüm Bey telefon hattımızda. Alo. Alo. Müslüm Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rize'ye de selamlar. Ya, şimdi ben bu gübreleme konusunda bir şey görüşecektim. Tabii, buyurun. Biz Rize'de yaşıyoruz, tarım üzerinde ve çay işleri yapıyoruz veya kivi yapıyoruz. Evet. Şimdi çay içerisinde dikilen kivinin arası, dikilen kivinin tadıyla bir sirkte böyle gübre almayan, böyle sünü gübre almayan kivi dikiyoruz. Aradaki tadı daha farklı oluyor, daha lezzetli oluyor. Evet. O sütteki, o sünü gübre alınmayan bir yerde. Evet. Bunu organik olarak nasıl geçebiliriz, nasıl yapabiliriz veyahut da arttırımı nasıl edebiliriz? Biz hobi olarak yapıyoruz ama şimdi genelde aradaki aracılar daha fazla kazanıyor. Evet. Daha fazla, ne bileyim, biz, yani emek veren biz deriz ama elimizde ağzımızda kalan bir şey yok. Evet. Müslüm Bey, biz bu sorunun cevabını program içerisinde, programlarımızda verelim. Çünkü çok teknik bir konudan bahsediyoruz. Detaylı bilgiye arkadaşlarım ulaşsınlar. Özellikle fındık ve çay yetiştiriyorsunuz. Suni gübre kullanmadan organik gübreyle nasıl verimi artırabilirim diye soruyorsunuz. Gübrelemeye ilişkin çay ve fındıkta detaylı bilgiyi biz size programlarımız içerisinde verelim, olur mu? Oldu. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağolunuz, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Editör arkadaşlarım notunu aldılar. Konuyla ilgili programlar içerisinde yine detaylı bilgi verelim ve yine bir başka telefon. İbrahim Bey merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi sabahlar, iyi günler. Sağolunuz, çok teşekkürler. Şanlıurfa'ya da selam olsun. Sağ olun efendim. Ne işle uğraşıyorsunuz şu anda? Merhaba efendim, çiftçilikle uğraşıyoruz. Hayvancılık var mı? Efendim bu arada soy isim yanlış yazılmış, Demircan diye. Evet. Onu düzeltseniz. Demircan mı? Evet, Demircan efendim. Tamam, arkadaşlarım hemen düzeltiyorlar. Arkadaşlar düzeltelim. Evet, Demircan olarak düzelttik İbrahim Bey. Buyurunuz. Efendim sorum şudur. Evet. Bu biliyorsunuz Türkiye genelinde bir toparlaşma devletimiz yapmıştır. Oluyor. Evet. Hepimiz çok memnunuz. Ama düzenli bazı yerlerde biraz düzenli olmuyor. Evet. Sağlıklı olmuyor. Bunun daha hızlı olması için mi? Toplulaştırmayla ilgili anladığım kadarıyla sorunuz. Evet efendim. Evet, bazı yerlerde henüz gerçekleştirilmedi. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bölge bölge öncelik sırasına göre yapılıyor bu çalışma. Detaylı bir çalışma. Evet. Siz de bir an önce tamamlanmasını mı istiyorsunuz? Tamamlanması değil de mesela sağlıklı bir şekilde olmuyor bazı yerlerde. Evet. İnsanlar mağdur duruma düşüyor. Mağdur duruma düşüyor. Evet efendim. Evet. Devletimizden bir ricamız onu üstünde dursunlar. Yani inan insanlar kan ağlıyor. Evet, peki sizin sesinizden bu mesajı paylaşmış olalım. Evet. Bu noktadaki problemi yansıtmış olalım. Hayvancılık yapıyor musunuz? Hayır efendim, sadece çiftçilikle uğraşıyorum. Sadece zirai üretim yapıyorsunuz. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkürler, sağ olunuz. Bu sorununuzu da aktarmış olduk sizin sesinizle ve bir başka telefonla devam edelim değerli izleyiciler. Mehmet Bey arıyor bizi Kayseri'den. Mehmet Bey merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Buyurunuz, neler paylaşmak istersiniz bizimle? Kayseri'de şu anda ne iş yapıyorsunuz, neyle uğraşıyorsunuz? Merhaba efendim. Merhaba. Hayvancılık yapıyor musunuz? Evet. Kayseri'de yoğunlukla vardır çünkü. Bu arada beni telefondan dinliyorsunuz değil mi? Televizyonun sesi açık olmasın lütfen. Evet, telefondan dinliyorum. Tamam. Evet. Daha sağlıklı iletişim kurabiliriz. Bugün hayvancılığı konuşuyoruz. Hayvancılıkta küçük işletmeleri, aile işletmelerini konuşuyoruz. Siz neler paylaşmak istersiniz? Problem, sıkıntı, çözüm neler paylaşırsınız? Ben devletten destek istemiyorum. Çünkü devlet destek yerini bulmuyor. Destek yerini bulmuyor. Evet. Destekliyim derken köstekliyor devlet üreticiyi. Neden? Bunu biraz açar mısınız? Neden böyle? Birinci ithal hayvan getiriyor. Evet. İthal getirince buradaki çiftçi mağdur oluyor. İthal hayvan getirilmesin. Bizim üretimimiz yeter diyorsunuz. Yeter tabii. Evet. Düşüyor. Et fiyatları düşüyor bu sefer. Evet. Mesela benim 300 hayvanım vardı bu ithal gelmeden önce. Evet. Ben tarlamı, arsamı sattım. Evet. Dolayısıyla bu ithal hayvan bizi olumsuz etkiledi. Üretimimizi olumsuz etkiledi diyorsunuz. Bunu yapmasın. Bizim üretimimiz yeter diyorsunuz, öyle mi? Yeter tabii. Evet. Bu sesinizi, bu mesajınızı iletmiş olduk. Paylaşmak istediğiniz başka bir nokta var mı? Yok, başka da yok. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Kayseri'ye gidelim tekrar. Alo. Alo. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim, sağ olun. Eftan Bey. Merhabalar, evet, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, teşekkür ederiz, merhaba. Merhabalar. Kayseri'nin neresindesiniz? Şu an Feleahiye Büyüksorama kasabasından arıyorum. Hoş geldiniz, selam olsun. Teşekkür ederim, sağ olun, sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Hayvancılık yapıyor musunuz? Yapıyoruz, evet. Peki, problemler neler? Ne paylaşırsınız bizimle? Bugün hayvancılığı konuşuyoruz. Pardon, hayvancılıktan önce benim bir sorum vardı. Dün bir önceki gün şey yapmıştım da bu. Bakanlığın devamlı konuştuğu tarım sigortası. Evet. Söz ediyorsun devamlı. Şimdi biz tarım sigortasını yaptıracağız ama. Evet. İşte bu senede işte doğanın işte kuraklık nedeniyle susuzluk var. Bütün tarlalar kurumak üzere neredeyse. Evet. Sigorta hangi şeyleri kapsıyor mesela? Kuraklık mı kapsıyor, yangın mı, don mu, afet mi, herhangi bir şey? Yani hangisini yaptırmamız gerekiyor? Evet, şöyle söyleyeyim. Daha detaylı bilgi ziraat odalarından, ilçe ya da il gıda tarım hayvancılık müdürlüğünden alabilirsiniz. Ama kuraklık kapsamda henüz yok. Yani sigorta kapsamında kuraklık yok. Onu belirteyim. Don, evet, ve diğer afetler var. Fakat kuraklık yok ama alınması için çalışma yapıldığını da hatta geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Dolayısıyla kuraklık şu anda yok ama diğerlerini, diğer kapsamları da detaylı çünkü. Onları da yine söylediğim gibi hem Gıda Tarım Hayvancılık ilçe ya da il müdürlüğünden hem ziraat odasından, bulunduğunuz yöredeki ziraat odasından daha detaylı, evet, bilgi alabilirsiniz. Tamam. Sel, yangın vesaire var, don var ama kuraklık henüz o kapsamda yok, değil. Yani tarım sigortası yaptırmamız bizim açımızdan iyi midir yani? Tabii ki şöyle, eskiden oluşabilecek doğal afetlerde afet kanunundan yararlanılıyordu ve devlet tazmin ediyordu. Fakat tarım sigortası kanunu çıktığından bu yana artık sadece tarım sigortası kapsamındaki zararlar karşılanıyor. Yani herhangi, evet, bir zararla karşılaştığınızda tarım sigortası yaptırmazsanız devletten bunun tazmini mümkün değil. O yüzden yaptırmanız gerekiyor. %50'sini, tamam, bazı ürünlerde de %60'a kadarını devlet ödüyor, geri kalanını siz ödüyorsunuz. Tamam, devlet teşekkürler. Bunu da belirtmiş, evet, olalım. Rica ederiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir başka telefonla devam edelim. Hüseyin Bey hattımızda. Alo. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi sabahlar. Teşekkürler. Sağ olun. Size de güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Konya'ya selamlar. Teşekkürler. Büyük bir keyifle izliyorum her sabah programınızı. Bir buçuk saat kadar. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Bugün hayvancılığı konuşuyoruz. Hayvancılık yapıyor musunuz? Var mı? Hayvancılık yapmıyorum. Ben badem ceviz yetiştiricisiyim. Sağlıkta aradığımda öyle söylemiştim. Badem yetiştiriyorsunuz. Badem ceviz, evet. Evet. 11.000 adet ceviz var. Çok güzel. 4.000 de badem. İşte onlara bakıyorum. Yetişsinler de belki ileride bir şeyler verirler diye. Badem 5 senelik. Evet. Ürün vermeye başlamıştır. Veriyor ama kendisini kurtarmıyor daha. Daha kurtarmaz, daha vakti var ama. Çok, evet, erken. Evet, büyük bir sabır işi, badem ceviz işi, hakikaten çok sabırlı olmak lazım. Cevizlerin, evet, de kendisini kurtarabilmesi için 7-8 seneyi, evet, bekleyeceğiz. Evet, birkaç hani seneyiz daha var. Falan diyorlar ama verdiler şey 30-40-50 üzerinde, evet, sene aldığımız verim. O, evet, da 1 kilo olsun zaten sayısak 60-70 tanesi 1 kilo geliyor. Evet. Öyle çok cazip gibi de görünüyor da bir 10 sene sonra falan. Daha var, evet. Değişiyor. Biraz sabır gerektiren bir üretim alanı, verim alabilmek için. Hemen verim almak mümkün değil. Diğer bitkisel üretim alanları gibi değil. Değil. Badem ve cevizde biraz daha beklemek gerekiyor. Hı hı. Ama güzel, hoş bir alana yatırım yapmışsınız. Son yıllarda da artan, talebi artan ürünlerden. Dolayısıyla emeğinizin karşılığını umut ediyorum, alacaksınız. Ya herhalde alırız ileriye yönelik. Yani ben görmesem de çocuklarım ya da işte etrafıma bir faydam olur diye düşündüm. Tabii ben ki bu zeyni yola çıktım ama. Evet. 2004'te başladım. Evet. Ceviz yapmaya. Evet. O zamandan bu tarafa bozdurmuş olduğum euroya bugün bahçeyi satsam etmez. Evet. Bu euro doları yükselmesinden dolayı çok kaybım var. Evet, evet.
Haliyle gübre, mazot fiyatlar, senin herkesin bildiği gibi yüksek, ceviz, badem de bunlara göre hesap edilmiyor da. Evet. Ama çok yükseliyor. Bunu yetkililerimiz herhalde nasıl oluyor da böyle ayarlıyorlar. Gönül isterdi ki 1 euro 1 TL olsun, başa baş olsun. Yani ben biraz neden bu değini söylüyorum. 34 sene yurt dışında çalıştım. Evet. Orada çalışırken yaptım ceviz bademi bahçesini. Evet. Çok hobi olarak ilk. Hobi olarak başladınız. Şu anda da üretim olarak devam ediyor. Çok hoşuma gidiyor tabii. Evet. Ama doların, euronun yükselmesi de işime gelmiyor. Mutlaka. Hiçbirimiz açısından. Bankada akı 70, 100 TL 70'e düştü 2 ay içinde. Evet. Evet. Yani güç kaybediyoruz. Aslında çok memnunum. Yani herhangi bir şikayetim, şuyum buyum yok ama ısrar da böyle gidince korkuyorum da ilerisi olacak. Ekonomiye ilişkin, ekonominin seyrine ilişkin özellikle sizin gündeminiz bugün değil mi? Tam fiyat oluşmamış haliyle. Badem cevizi satacağımız da belli değil. Evet. Öyle üzüm gibi, pamuk gibi ya da işte fındık gibi falan belli bir fiyat yok. Tamam, bir serbest fiyatıya konulmuş. Evet. Kimi 8, 7, 9, 2, 10, 15, 20'ye kadar gidiyor kabuklu ceviz. Evet. Dolayısıyla şimdi az önce de belirtmiştim, son yıllarda özellikle yetiştiricilikte bir artış var, ilgide bir artış var. Zaman içerisinde piyasası da tam olarak oturacaktır diye düşünüyorum. Evet, inşallah. İnşallah. Bir sorun var sadece burada. Benim sizinle paylaşmak istediğim, şikayet eder gibi olmasın. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama elektrik çok pahalı. Elektrik. Neden böyle? Tarımsal sulama o da olsa, normal elektrik de olsa bizim işimiz elektriğiyle oluyor haliyle. Dinamolar çalışıyor, her şeyi sulama, damlama sulama. Elektriği Türkiye'nin bir bölümü ödemiyor diye duyuyorum. Bir bölümü işte İç Anadolu, Batı. Neden böyle fazla ödüyor? Bu bir dengesizlik değil midir? Bu bir haksızlık değil midir diye bunu bir şikayet olarak söylemek içimden geçti doğrusu. Sizin sesinizle ilgililerine duyurmuş olduk bu konuyu da. Umarız elektrik hakikaten büyük bir önemli bir girdi maliyeti. Kesinlikle tarımsal sulamada elektrik çok önemli. Dolayısıyla sizin sesinizden bu soruyu da ilgililere sormuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Sağolun. İyi günler. Teşekkürler. Sağolunuz. Telefon hattımızda İsmail Bey var. Alo. Efendim, buyurun. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bizi nereden arıyorsunuz İsmail Bey? Ben Sivas Suşehri Tatrak Köyü'nden arıyorum. Sivas Suşehri'nden. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Suşehri'ne de selamlar, sevgiler gönderelim. Programımızda biz bugün hayvancılığı işliyoruz. Hayvancılıkta aile işletmelerini, küçük işletmeleri ele alıyoruz. Hayvancılık yapıyor musunuz? Şimdi ben şöyle gireyim konuya. Evet. Ben 45 yıldır İstanbul'da kalıyordum. Evet. 63-69'da çok iyi köyü hatırlıyorum. Evet. Döndükten sonra işte 2000'de bir gittim. Sonra 2006'da oraya yerleştim. Evet. 1963'ten 69'a kadar köyümüz çok canlı, hareketli bir köydü. Evet. Ve bereketli bir köydü. Şimdi durum nasıl? Şimdi onu anlatacağım. Evet. Köyümüzde çok küçük bir köydü. 25-30 hanelik bir köydü. Evet. 500'den fazla küçük baş hayvan vardı. Evet. 300'den fazla büyük baş hayvan vardı. Herkesin aşağı yukarı en az arısı olan 10 tane arısı vardı. Evet. Herkesin kendine göre tavuğu vardı. Yani çok muazzam bir sistem yaşanıyordu orada. Evet. Döndüğümde bir baktım ki kimsede hayvan kalmamış. Evet. Arıcılık bu teknolojiye göre yapılıyor. O zaman eski hani karakovan misali yapılıyordu. Evet. Şimdi iki kişi var, onlar da var işte bir 15-20 tane şimdi tekniğe göre yapıyorlar ama hiç pek tadı da yok.
kimsede tavuk denen bir şey yok. Evet. Yani bu kadar mesela küçük baş hayvan 550'ye yakın bir küçük baş hayvan vardı. Evet. Şimdi... Ona göre mesela koyunlar, kuzular akşam bir dön işte köye. Evet. Yani koyun kuzu sesinden insanlar çok mutlu olurlardı. Evet. Şimdi koyunu bulmak mümkün değil. Maalesef şu anki tablo hakikaten sizin de resmettiğiniz gibi çok da güzel değil. Evet. Yumurtayı bile şehirden alıyor köylü, öyle değil mi? Ya yumurtasını köyden getiriyor, yoğurdunu şeyden getiriyor ya, kazadan alıyor getiriyor köye. Evet, evet, evet. Üretim... Yani o kadar bir acı durum ki böyle dona evet. kaldım yani. Evet. Şimdi Allah razı olsun, devlet evet veriyor. İnsanlara maaş bağlamış, yaşlılara maaş bağlamış. Evet. Yani... dul kadınlara maaş bağlamış, veriyor ama kimse, yani herkes pembenlemiş gibi yani. Bunlara teşvik etmek için mesela fasulye çıkardı. Evet. Yani bizim piyasada fasulye 5 liraysa bizim köyün fasulyesi 7,5 liraydı yani. Evet. Muazzam bir tadı, güzel bir şeyi vardı. Ayrı bir lezzeti vardı muhakkak. Evet, evet. Yani çıkardığın an o günüsü satılırdı. Evet, evet. Şimdi şu bulamıyorsun. Anda... Üretim maalesef o düzeyde değil diyorsunuz, öyle mi? Yok, küçük baş hayvan hiç yok. 3 tane inek var köyde, kocaman köyde 3 tane inek var. Büyük baş hayvan, sağ olun 3 tane. Evet. Yani bunları ben şöyle onun için anlatıyorum. Evet. Yani devlet, şimdi geliyorum bakıyorum buralarda gençler 800 liraya çalışıyorlar. Evet. Kirası efendim, yol parası, şuyu buyu hesap et, yani borçlu çıkıyor. Evet. Evet. Bakıyorum köyler tamamen boş, o alanlar hiç hayvan yok. Yani evet. devlet, evet bakanımız sağ olsun yani evet. değerli şeyler yaptığına inanıyorum. Görüyorum da bazı yerlerde ama tabii evet. ucra her yere yetişmesi. Ben bu yolla onu duyurmak istiyorum. Peki ne yapılması gerekir sizce? Çok güzel tespit ettiniz, resmettiniz bize. Geçmişle bugünü hakikaten yaşattınız anlatırken. Peki ne yapılması gerekir? Bireysel olarak ne yapılmalı? Evet, ulusal politikalar, şimdi... bakanlığın yapması gerekenler kuşkusuz var. Ama bireysel olarak ne yapılabilir? Örneğin 800 liraya çalışan gençler eminim mutlu değillerdir yaşadıkları hayattan. Köyde olsalar daha iyi olmaz mı? Ne dersiniz? Şimdi ben onu şöyle yani evet. Teknik olarak ben devletin bilimsel insanlarından bekliyorum. Evet. Ben şu anda onları yönlendirecek, ya ben diyorum ki ben köye gittim yani... köyün halini görünce, oradaki evet. yaşam sistemine yani böyle geniş bir bakınca diyorum ki ben burada o gençliği olmuş olsaydı o zaman kalabalıktı nüfus. Evet. Ama şimdi kimse yok. Evet. Benim şu andaki halimle ben genç olmuş olsam bana 2,5 milyar burada maaş verseler ben dönüp bakmam diyorum ya, köyüme giderim, ben köyümde şey yaparım yani işimi evet. gücümü ona göre ayarlarım. Evet, peki. Yani... Evet, çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Güzel bir tasvir yaptınız, farkındalığımızı sağladınız. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Yani bunu sulama bakımından olabilir mesela evet. bir yerimiz var, bir gölet, yani büyük bir gölet yapılabilir. Evet, evet. Patates olsun, soğan olsun çıkarırdık biz, yumurtadan büyüklerini ayırırdık. Onun dışındakini harmanın bir kenarına dökerdik, hayvanlar girerken çıkarken yerlerdi. Evet. Evet. Şimdi biz patates bulamıyoruz, gidiyoruz pazardan alıyoruz ya. Evet. Köylü böyle mi olmalı yani? Olmamalı tabii ki, böyle olmasın diye biz de bu programları yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için, sağ olunuz. Rica ederim, ben çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz size de, teşekkürler. Evet, İsmail Bey de önemli noktaların altını çizdi. Bir durum tespiti yaptı, resmetti. Bu da evet önemli bir yansımaydı programımız içerisinde. Ve Yavuz Bey telefon attığımızda Konya'ya gidiyoruz. Alo. Alo. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Ben Konya Erez'den arıyorum, Zengen kasabasından. Hoş geldiniz. Hayvancılık yapıyor musunuz? Ben çiftçiyim. Hayvancılık, besicilik yapıyorum. Evet. Çiftçiyim. Evet. Kendim. Peki bizimle neleri paylaşmak istersiniz? Sorunlar neler? Ne yapılmalı?
Şimdi biz önümüzü görmeden bir besicilik yapıyoruz yani. Ben evet. 53 yaşındayım. Ben hiç şimdiye kadar besicilikten zarar etmedim. 2012'de evet. 50 danadan 50 bin lira zarar ettim. Bir sene bıraktım. Evet. Bir sene bıraktım. Tekrar bu sene geri tekrar şu anda 80 dana topladım. Evet. Ondan sonra kendi işletmem var tarlamın başında. Bunu yapıyoruz ama bir önümüzü görmeden yapıyoruz. İthal et korkusuyla yapıyoruz biz bunu. Evet. Bu sene ne olmuş? 2000 lira, 3000 lira fiyat artışı olmuş. Evet. Ette. Evet. İthal gelecek mi? İthal et girecek mi? Bu kaygılarla üretim yapmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Evet. Şimdi mesela girdiler çok pahalı. Girdiler pahalı, arpa pahalı, yem pahalı, evet. Elektrik pahalı, mazot pahalı. Evet. Bunlar pahalı. Şimdi burada eti ucuzlatmanın iki tane yöntemi var. Evet. İki yöntemi var. Girdiği aşağıya çekersiniz, et ucuzlar. Evet. Bir de ithal et getirirsiniz. O zaman da ucuzlar. Ama biz dışarıya bağımlı olduk. Dışarıdan et girdiği zaman. Evet. İthal çözüm değil yani. İthal çözüm değildir. Evet. Bir tarafa bağımlı olmak kadar kötü bir şey yoktur. Kesinlikle. Bağımsızlık çok iyi bir şeydir. Kesinlikle. Doğru, biz dışarı ülkelerin etini, hayvanını evet. Türkiye'ye soktuğumuz zaman ne olur? Onlar kazanır, biz zararız. Biz üreticiler olarak, biz üreticiyiz yani. Üretmek evet. istiyoruz biz. Evet, evet. Üretmek biz istiyorsunuz. Biz eğer aradan çekilirsek, üretemezsek biz, dışarıya böyle bağımlı hale gelirsek, yarın mazotun, dolar yükseldi, mazot yükseldi, dolar yükseldi, doğal gaz aynı buna döner. Evet, evet. Aynı buna benzer. Bağımlı hale gelmemek için üretmeye devam edelim ama önlemler de alınsın diyorsunuz. Girdi maliyetleri düşürülsün istiyorsunuz. Evet, biz üreticiyiz. Bugün mesela elektrik, tarım sulamada çok pahalı. Bizim aylık bir gelirimiz yok. Evet. Aylık biz elektrik ödüyoruz, çok zorlanıyoruz. Evet. Bunu dört diyor mesela üç parçaya, dört parçaya bunu bölseler. Evet. Ne olur? Bir çiftçinin harmanda geliri vardır. Bir de ara mahsulde geliri vardır. Evet. Bir de kış günü bir hayvanını falan satar, o zaman geliri vardır. Evet. Dolayısıyla bu gelire onları göre giderler planlansın. Evet. Evet. Bu elektrik bu mahsulleri sattığı zaman bu elektrikleri o zaman aylık ödendiği zaman bu herkes çok zorlanıyor. Biz çiftçi olarak çok zorlanıyoruz. Evet. Ödeyemiyor. Ödeyemezsek 10 gün içinde elektriğimiz evet. kesiliyor. Evet. Sorunları sıraladınız. Sizin sesinizden mesajınızı iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi bir de bizim bu kuraklık meselesini konuşabilir miyim? Onu da bir başka programda konuşalım, olur mu? Bekleriz. Olur, bir başka olur. Programda yine bağlanın lütfen. Onu da bir başka programda konuşalım. Çok teşekkürler. Tamam, sağ olunuz. Çok teşekkür Sayın Naci Ekmekçioğlu telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Asiye Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Asiye Hanım. Ben bu programı 2 saattir telefonun başında bekliyorum. Çok özür dilerim. Yoğunluktan dolayı bekletmek durumunda kaldık. Hatta şunu söyleyeyim. Siz şanslısınız. Sonunda bile olsa bağlandınız, bağlanamayan çok fazla izleyicimiz var. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Ben teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için. Sağ olun. Şimdi aileci, işletmeci benim. Evet. Telefona bağlananlar ya oda başkanı, ya üniversitede profesör, ya birlik başkanı. Naci Bey, çiftçilerimizi de aldık. Onu anlatacağım. Dert benim evet. dert. Tabii ki. Yani önce ben anlatacağım. Ben sahada çalışan bir insanım. Evet. Ben evet. emekli memurum. Oğlumun biri veterinerlik fakültesinde, biri ziraat fakültesinde okuyor. Evet. Devletin hiçbir bankasına, kamu kuruluşuna benim bir borcum yok. Evet. Kırsal Kalkınma Ajansı'na gidiyorum. Ben bu teşviklerden, hibelerden yararlanmak istiyorum. Evet. Bana verilen cevap şu. Planlı projeni hazırlayacaksın. Biz onu tasdik edersek, uygun görürsek yapacaksın, harcayacaksın, faturaları ondan sonra biz ödeyeceğiz. Ben anladım ki bu parası olan için çıkıyor bu teşvik ve hibeler. Parası olan için çıkıyor. Mesela devlet diyor ki ben MİBZER'e %50 hibe veriyorum. Evet. MİBZER o gün 3,5 milyar, hibenin çıktığı gün ertesi gün 7 milyar oluyor. Yani verilen hibeler, destekler olduğu gibi sanayiciye, zengin iş adamlarına gidiyor. Bu aile içi işletmecilere yok böyle bir şey. Evet. Bu görüşünüzü de aktarmış olduk sizin sesinizle. Naci Bey, tarım,
tarımsal üretim hepimizin sorumluluk alanında, hepimizin üzerine düşen görevler, sorumluluklar var. Sadece çiftçimizin üzerine bu yükü bırakırsak haksızlık etmiş oluruz. Dolayısıyla hem sizlerin sesini duyurmaya özen gösteriyoruz biz Tarımın Nabzı programı olarak ve şahsım adına. Çiftçinin sesini duyurmak elbette ana başlık. Bununla beraber tüm paydaşların da konuya ilişkin görüşlerini alalım ki bir çözüm önerisi ortaya çıksın. Öyle değil mi? Şimdi Asiye Hanım, tabii ki görüş alacaksınız. Ama sahada şeyci benim, aileci işletmeci benim. Doğrudur. Dert benim dert. Evet. Ben sahada çalışıyorum. Evet. Derdimi anlatmak istiyorum. Mesela bir örnek vereceğim. Buyurun. Ben küçük çaplı bir işletmeciyim. Daha merdivenin birinci basamağına bastım. Beni şu anlattığım olayları uzaktan biri görse, ha bu gerçekten canı gönülden bu hayvancılığı ve çiftçiliği, tarımı yapmak istiyor diye görür. Evet. Hakikaten de çok heyecanlıyım, yani ben bu işi yapmak istiyorum. Evet. O yüzden altyapımı da hazırlamışım. Çocukların kimini veterinerliği, kimini ziraat fakültesine göndermişim. Evet. Hiçbir devlet teşvik hibesinden yararlanamıyorum, bir. İkincisi, mesela geçen gün bir başka televizyonda Para Dedektifi diye bir program var. Seyrediyorum. Tarlada adam marulu 50 kuruşa satıyor. 50 kuruşa. Evet. Marketlerde 3,5 lira. Evet. Şimdi yani bu hikaye oldu, bu anlattığım şey, 3,5 lira. Evet. Yani üretici bir şey kazanamıyor. Aradaki aracılar götürüyorlar bir şeyi. Evet. Yani bakkallar, mahalle bakkalları bitti. Marketlerden dolayı bitti. Ve şu anda bütün her şeyi pahalıyoruz. Aynı şey bu aile içi işletmeler de bitecek olursa. Evet. Bugün ben 992 kuruşa süt veriyorum sütçüye. Markete gittiğin takdirde 2 lira 2,5 lira. Evet. Yarın bir gün aile içi işletmeciler biterse 2 liradan, 2, 3 liradan, 4 liradan bu millet sütü içecek. Evet. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Naci Bey, çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Rica ederim. Olur mu öyle şey? Yine bekleriz. Lütfen yine katkı sağlayın. İnşallah, arayın. İnşallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Umut ediyorum bir an önce o desteklere de ulaşır ve üretime başlarsınız bir an önce. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.